Ekonomik yapısı yani şöyle, aslında CHP içerisinde de alt sınıflar var, orta sınıflar, daha üst düzey sınıflar var. CHP'deki üst düzey sınıflar Türkiye seçmenine göre biraz daha yüksek. Bu fark edilen bir şey ama alt sınıfların yoksulluğuyla Türkiye'deki seçmenin yoksulluğu CHP ile aynı. Yeni orta sınıflar, mesela AKP ile karşılaştırdığımızda aslında burada belirleyici olan şey biraz daha orta sınıfların kendisine bakmak. Değişim dinamiği orta sınıflar nezdinde daha çok fark ediliyor. Çünkü hani her şeye rağmen üst düzey sınıflarda bulunmak, yani büyük sermaye grupları arasında bulunmak, hani her şeye rağmen yıllar gerektiren bir sermaye aktarımı ve birikimi demek. Bu açıdan CHP'deki o yani CHP'de üst düzey kesimleri görüyoruz. Ama şöyle, CHP'de orta sınıflar durduğu yerde duruyor ve biraz daha AKP'ye göre daha az. Mesela AKP'de yeni orta sınıflar daha fazla. Bu şunu gösteriyor, bir sınıfsal dönüşüm ve sınıfsal değişim dinamiği var. Ya belki bunlar küçük rakamlar ama bu küçük rakamların kendisi o değişimi görmek için önemli. Çünkü AKP'nin kendisi aslında alt sınıfları orta sınıflaştırdı belki. Büyük sermaye gruplarına çevirmedi belki. Kendi etrafındaki birkaç çevreden bahsedebiliriz. Bu açıdan CHP hala, yani CHP'de hala üst düzey sınıflar daha fazla, orta sınıflar daha stabil kalmış durumda ama alt sınıflar içerisinde yoksulluk fark ediliyor. Diğer seçmen gruplarıyla aynı diyebiliriz. Bu açıdan hani çok dramatik bir farklılık yok aslında alt ve orta sınıflar açısından.